Aziz Türk milleti, değerli vatandaşlarım, sizlere sevgiyle, saygıyla, umutla, güvenle sesleniyorum. Değerli vatandaşlarım, yarın yapacağımız seçim Atlantik sisteminin son seçimi olacak. Atlantik sisteminin sonuna geldik. Yani Türkiye ekonomisini borca batıran, bizi yoksulluklara sürükleyen, Türkiye'nin güvenliğini ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakan Atlantik sisteminin sonuna geldik. Bu sistem 1980'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye dayatıldı ve Türkiye o tarihten beri işte neredeyse 44 yıl oldu. O sistemle cebelleşe gidiyor. Şimdi büyük bir kararın eşiğindeyiz. Bu sistem bitmiştir. Bu yiyici sistem bitmiştir. Türkiye'yi bölmek isteyenlerin sistemi bitmiştir. İşte meclislerine bakıyoruz. PKK'sı var. Onun yanında onun suç ortağı olan Hüdapar'ı var. Yani bölücülük mecliste var. Karanlıklar var mecliste. Ortaçağ karanlıkları. Onların sahiplerini görüyorsunuz. Cemaatleri var. Tarikatları var. FETÖ artıkları var bu mecliste. Bütün partilerin içinde Amerika ve İsrail yandaşları maalesef tıklım tıklım mevcut. Ve yarın oy vermek için sizin karşınıza çıkan partilere bakıyoruz, Vatan Partisi dışında. Ne görüyoruz? O partilerin içinde kavgalar var. Birbirlerinin boğazını sıkanlar var. Birbirlerine çelme takanlar var. Birbirlerinin kuyusunu kazanlar var. Menfaat kavgaları var. Ahlaksızlık var, yolsuzluk var. Bunlara mı teslim edeceğiz Türkiye'yi? Şimdi sizlere soruyorum. Yani bu içinde bir türlü Amerika'nın bitmediği AK Parti, Amerika devamlı AK Parti'den, içinden Amerikalı çıkıyor. Abdullah Güller gidiyor, Babacanlar gidiyor, Davutoğlu'lar gidiyor ama AK Parti'nin içindeki Amerika bitmiyor. İşte en son olarak görüyorsunuz, yeni anayasa diye Türkiye'nin önüne getirdikleri 64 madde, kendi aralarında Atlantik partileri olarak geçmişte anlaşmışlar. O 64 maddeye bakıyoruz, ne var? Vatandaşlıktan Türk kavramını çıkartmak, Türk milletin anayasadan sürmek. Geldikleri nokta bu. Cumhuriyet Halk Partisi Atlantik sisteminin bütün projelerinde en baş köşede, en baş rollerde kimle beraber? İyi Parti ile beraber. Ve bu partilere bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Partisi, efendim Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar denen parti vesaire, bu Atlantik sistemine bağlı olan bu Amerika dostu, İsrail dostu bu partilere bakıyoruz. Hepsinin içerisinde kargaşadan başka, disiplinsizlikten başka, yolsuzluktan, ahlaksızlıktan başka bir şey yok. Bunlar birbirinin kuyusunu kazır. Yani o partilerin her birinin içinde. Disiplin yok, yoldaşlık yok, arkadaşlık yok. Bir tek Rutuklar'da yol arkadaşı diye seyahat arkadaşları var. Bunlar belli amaçlar için, çıkar ortaklığı için bir seyahate çıkmışlar. Otobüse binmişler, diyelim trene binmişler ama bir yerde istasyonda inip birbirlerinden ayrılacaklar. Ayrılmadan evvel birbirlerinin boğazını sıkıyorlar. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Türkiye'mizi bunlara mı emanet edeceğiz? Size bir kez daha soruyorum değerli seçmenler. Türkiye büyük bir kararın eşiğinde. Büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Bunu içimizde bilmeyenimiz yok. Bu zorlukları programla aşacağız. Kararlılıkla, iradeyle, cesaretle, fedakarlıkla, Türkiye'nin tarihinden miras bize kalan her türlü meziyetlerle, erdemlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ama o Atlantik sisteminin partileri sistemin çöküşünü paylaşıyor. Burada bir tek Vatan Partisi var. Bu sistemden, Atlantik sisteminden, bu yiyici, yolsuzluk sisteminden, bu Türkiye'yi büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakan sistemden kurtulmak için bize ne lazım? Bir kere bir dava lazım, bir program lazım. Milli demokratik devrimimizi tamamlama programı lazım. Üretim devrimi programı lazım.
O üretim devrimi programı Vatan Partisi'nde var. Bize kadro lazım, kadro. Cesur, fedakar, gözü pek yılmayan, geleceğe kararlı olarak yürüyen, aralarında disiplin olan, hiyerarşi olan, birbirine güvenen, birbirine sarılan, omuz omuza veren, el ele veren kadrolar lazım. O kadrolar da Vatan Partisi'nde var. Hem bir tecrübe var Vatan Partisi'nde. Başka partide var mı böyle yedi ateşten geçmiş? Vatan Partisi'nin önder kadroları yedi ateşten geçmiş. Duvar vesaire tanımamış, kelepçe, zincir tanımamış, kırmış. Öyle kadroları var ve aynı zamanda Vatan Partisi'nin geleceğimizi emanet edebileceğimiz, önümüzdeki 40 yılın sigortası olan, aynı zamanda genç, dinamik, erdemli, ahlaklı, cesur, fedakar, kararlı genç kadroları var. Tecrübeyle gençliği kadrolarında birleştirmiş Vatan Partisi. Disiplin var, emir var. Vatan Partisi'nde emir demiri kesiyor. Önümüzdeki dönemde öyle zorlukların karşısında lay lay lomlarla, o partilerde gördüğünüz gibi her an birbirine çelme takacak adamlarla falan Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemeyiz. Onun için yarın vereceğimiz kararda önümüzdeki geleceğin ufuklarını açacağız. Geleceğe yönelik kararlar vereceğiz. Bakın, bu Atlantik sistemi çöküyor diyoruz. Büyük mücadelelerde nedir? Önce surlarda, karşı tarafın duvarlarında bir yarık açacağız, bir delik açacağız. Yarın o işte o yarığı, o deliği açma günüdür. Türkiye'nin geleceğine kapıları açma günüdür. Ufuklara bakma ve ufuklardaki geleceğimiz için vatandaşlık sorumluluğunu, görevlerimizi yerine getirme günüdür. O nedenle bu çöken ve kokuşan, çürüyen Atlantik sisteminin partilerine, içinde çürüme olan partilere, hepsi, içinde kavga olan partilere, hepsi, içinde disiplinsizlik olan partilere, maalesef hepsi, bunlara Türkiye'yi emanet edemeyiz. Vatan Partisi görevinin başındadır, sorumluluğunun başındadır ve kadrolarıyla, programıyla, davasıyla, fedakarlığıyla, cesaretiyle Türk milletinin önümüzdeki süreçte zorlukları yenmesinde kılavuz görevlerin Vatan Partisi başındadır. Ve Vatan Partisi size bu taleplerde bulunurken geçmişteki yerine getirdiği sorumlulukları bilinciyle ve ona güvenerek sizlere başvuruyor değerli vatandaşlarım. Ermeni soykırımı yalanı Türkiye'ye dayatılıyordu. O Batı'nın Türkiye'ye en önemli dayatmalarından biriydi. Türkiye'yi parçalamak için de Vatan Partisi tek başına cesaretiyle, kararlılığıyla, fedakarlığıyla ne yaptı? Ermeni soykırım yalanını çöpe attı. 15-16 Temmuz gecesi Türkiye o FETÖ darbesiyle, Amerika gladiyosunun darbesiyle yüz yüze geldiği zaman, kimileri kümeslerde saklanırken, firar etme planları yaparken Vatan Partisi çıktı. Bu darbe Amerikancı darbedir. Bu darbe Fethullah terör örgütünün darbesidir. Bu darbeyi yapanlar PKK'nın dostlarıdır. Bu darbe, hiç merak etmeyin ey vatandaşlarım, ezilecektir. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dayanışmasıyla, beraberliğiyle ezilecektir dedi. İlk size çağrıları yaptı, mesajları yaptı, kellesini ortaya koydu ve o darbenin önlenmesinde tarihi görevler yaptı. Yani biz arkadaki 45 yılda feleğin çemberinden geçmiş, ateşlerden, kurşunlardan, duvarlardan yılmamış, bileklerindeki kelepçeleri kırmış Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zindanlardan kurtarmış Vatan Partisi olarak göreve hazır olduğumuzu saygılarımızla bildiriyoruz. Kolay gelsin vatandaşlarım. Önümüzde bu seçimle bitmiyor her şey. Her şey yeni başlıyor. Bu seçimden sonra Türkiye 2-3 yıl içinde, en fazla 4 yıl içerisinde o büyük kararını verecektir. O büyük karar üretim devrimidir. Türkiye üretecek, üretici baş tacı olacak, tarımcısı üretecek, sanayicisi üretecek, çarşıları şenlenecek ama
Bunları başarmak için Vatan Partisi'nin programına, disiplinine, cesaretine, kararlılığına hep beraber ihtiyacımız var. Bunu yerine getireceğinizden eminiz, bu kararı Türkiye verecektir ve Türkiye yükselen Asya uygarlığının öncü mevzilerindeki yerini, önder yerini alacaktır. Yeni bir dünya kuruluyor değerli vatandaşlarım. Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye o yeni dünyanın öncülerinden olacak. Rusya ile beraber, Çin ile beraber, komşularımız Suriye ile, Irak'la, İran'la, bugün Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı savaşan milletlerle, Filistin'le beraber, onlarla beraber Türkiye yeni dünyanın kurucuları arasında yer alacaktır. Ve o kurucu görevin sorumluluğunu bugün omuzlarına almış olan parti Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi Rusya, Çin, İran, Suriye, Azerbaycan, Türk devletleriyle kurduğu ilişkilerle Türkiye'nin önündeki sorunları güvenlikte, ekonomide çözecek partidir. Vatan Partisi bu devletin sahibidir. Bu devleti zaafa uğratanların ve bu devleti çözen, dağıtan planlarda rol alanların karşısında mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Devletin sahibi var. Türk milleti bu devletin sahibi. Bu devlet kimse küçümsemesin, Amerika hafife almasın. Bu devletin 2000 yıldan fazla tarihi var, Türk devletinin. Bu büyük bir mirastır. Bu mirasa dayanıyoruz ve bu devletin silahlı gücü var, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu devletin emniyet gücü var, Türk polisi. Bu devletin aynı zamanda ön mevzisinde, siperinde yer alan kılavuz partisi, öncü partisi Türk milletinin Vatan Partisi var. O nedenle aziz yurttaşlarım, değerli milletim, geleceğe büyük bir güvenle bakıyoruz. Görevimize hazırız ve sizleri de görevlere davet ediyoruz. Umutla, güvenle sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun aziz milletim.